bilmiyorum. Fransa'dan solunum cihazından 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdi. Ve o hasta dün itibariyle solunum cihazından çıkarıldı. Konya'da bir hastanemizde şu an tedavi altında. Ve bu hasta Fransa'da solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastaydı. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olunarak getirilen bir hastaydı. Bu anlamda biz şunun altını çiziyorum. Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak vatandaştan hiçbir para alınmayan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Teşekkür ediyorum. Haber Global Televizyonu Ozan Uraş Yaymaz. Efendim benzer bir talep de İsviçre'den var. Yine bir Türk kadın vatandaş orada koronavirüs tedavisi görüyordu. Türkiye'ye gelmek istediğine yönelik bir talebi vardı. O da getirilecek mi? Teşekkürler. Şimdi ben onunla ilgili nasıl takip ettiğimizi telefondaki mesajından size okuyayım. Pazar günü bu hasta ile ilgili bilgi veriliyor. Bu hasta ile ilgili hastaya ulaşıp gereğini yapın talimatı verdiğimiz bir hasta. Gelen cevap. Kişi İsviçre ve başkonsolosumuz Asiye Hanım ile görüştüm. Yasemin Hanım, kardeşi ve iki çocuğu Covid pozitif olarak değerlendirilmiş. Tanı Nisan 7'de konmuş. Nisan 7'de. Kişi telefonda panik halde. Durumunun çok kötü olduğunu, orada kimse ilgilenmediğini, konsolosluğun hiçbir şey bu anlamda yapmak noktasında gayret içinde olmadığını söyledi. Başkonsolosluğunda yapılan görüşmede kendileriyle düzenli görüştüklerini, birkaç gün önce de Türk hekimine muayene yaptırdıklarını, hekimin durumlarını kötü olarak nitelendirmediğini, bir hafta içinde de yine Türk hekimle kontrol planlandı ve şu an için tıbben uçak ambulans ile Türkiye'ye götürülmesinde gerek olmadıklarını söylediler diye pazar günü verilen not. Ve bu gün ise kontrol günü idi. Bugün kontrolünde de yine Türk hekiminin yaptığı muayene sonrası bir de buradan hemen tomografinin de çekildiğini bugün, tomografisinde çok hafif bir infiltrasyonun olduğunu ve bu hastanın sevk endikasyonunun olmadığını, ben hekimin raporunu okuyorum. Yapılan tıbbi tetkik ve görüntüleme sonuçlarına göre Yasemin Özkeser Yaman, Kadir Özkeser, Furkan Kapaklıkaya, Enes Kapaklıkaya adlı kişilerin genel sağlık durumları hastaneye sevk edilmeyi gerektirmemekte olup İsviçre'deki yapılan bütün tedaviler yeterlidir. Türkiye'ye sevk endikasyonu yoktur doktor ve hastane. Biz bu dönemde salgınla mücadeleyi siyaset üstü yapmaya gayret gösterdik. Çünkü bu mücadelede herkesin 83 milyonun bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyordu. Hiç kimsenin mücadelenin dışında kalmaya hakkı yoktu. Dolayısıyla üzerimize düşen bakanlık olarak yapılması gereken ne ise bu anlamda gereğini yapma noktasında bir gayret içinde olduk. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim, istismar etmeyelim. Teşekkür ediyorum.